tower. It's like a tower? No. Vay be. Tower'da Allah'ın aklına bedava. Bak benimle çok uğraştığın için bu sana küçük bir uyarıydı. Evet, günaydın arkadaşlar. Sabah saat 6 mı 7 mi? Saat kaç oldu? Geçtiğim hafta 7 oldu. Yani normalde bana bakın, yani süslü bir... Bir de kapıyı kilitledin, niye oldu? Süslü bir bayanla evliyseniz bir saat erken... Bir saat erken uyanmanız lazım ki anca makyaj. Evet, şu anki planımız Uzungöl, Sonacıma, Ayder, Burgolov, Gürcistan ve bazı şeyler de ekleyebiliriz. Yani belli değil. Zil Kalesi. Sonucum orada bir tane şelale vardı. Süslü kadın almayı. Evet. Zil. İşte bir şeyler. Hello. Şimdi hazır mıyız? Let's go. Tamam. Evet, Karadeniz yollarının güzelliği. Neyse arkadaşlar, yola çıktık. Şu an gidiyoruz. Ve yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Heyecanımız yüksek. Ve duygularını alabilir miyim? Gün doğumunu izledik. Çok 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 en sevdiğim şeylerden biri. Gün doğumunu izleyerek yollardayız. Ver elini Karadeniz, ver elini Rize. Ve Karadeniz yolları ben çok seviyorum. Böyle virajlı, güzel. Şimdi ilk Ayder'e gidiyoruz. Pardon, ilk Uzungöl'e gidiyoruz. Uzungöl'e böyle kahvaltı tarzı bir atıştıracağız. Daha sonrasında Trabzon merkez yapar mıyız, yapmaz mıyız, vaktimize bağlı. Bir an önce bungalow'a girmek istiyoruz. Giriyor muyuz bir an önce? Ben girdim. Evet arkadaşlar, Uzungöl'ün yolları bu şekilde ve efsane güzel. Ben bayılıyorum bu virajlı yollara, doğanın kokusu ve gerçekten efsane. Ağaçlara baksana, başka bir sivri böyle. Of, yol çok... Evet arkadaşlar, şu an Uzungöl'e geldik. Yol ikiye ayrılacak. Uzungöl'ün bir solundan ve sağından devam eden. Sağındaki yol tepeden Uzungöl'ü görmek için bir tepe vardı. Sonra tabii Uzungöl'e geldiğimiz için hemen süslenmeler başlandı. İşte başka fırtına çıkmasa iyiymiş ya. Fırtına deresinden boşuna geçmedik. Evet, gördüğünüz gibi Uzungöl. Wow. Birazdan dağların arasında. Her yer Arap yazılarını göreceksiniz. Burası Arabistan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane kafe bulduk ve kapanmışlar. Niye kapatmışlar bilmiyorum. Çökme tehlikesi olduğu için. Sen gelmeyecek misin? Bismillahirrahmanirrahim. Ona bir daha. Sen gelmeyecek misin hayatım? Çok güzelmiş. Bence buraya gel. Böyle iyi. Evet arkadaşlar, efsane yer. Çekim uğruna gerçekten. Şurada senin bir resmini çekelim. Facebook kapak resmin olur. Evet. Uzungöl'ün yanındayız. Kahve mi? Kafeleri görünce Kolombiyan kafeden sonra. Şuraya niye çıkmadın? Zeyt tepesi varken kafe kule, çakma kuleye niye çıkayım ben? Tower. It's like a tower? No. Vay be. Tower'da Allah'ın aklına bedava. Bak benimle çok uğraştığın için bu sana küçük bir uyarıydı.
Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Kapı almaya geldim. Kusura bakma. Açar mısın? Evet. Benimle uğraşırsan kapın açılmaz. Ayılamıyorum. Allah'tan vidamı yaptım. Anahtarım koptu. O da mı sağlam değildi be çocuğum? Aşkım ben arabada oturayım da sen çık. Ya Mustafa sen kaç tane daha çek tamam. Ay. Kendisi pek iyi. Biraz böyle gelin bu tarafa da böyle abi. From abroad. Is it very up and high? It's really high. Evet, av sevenler ise zaten bu ördekleri görse içi gider ve ördeğin güzelliğine bak. Arkadaşlar giderken böyle minik minik yerler var. Yani. Evet, buralar daha güzel değerlendirilebilir. Şu an piknik alanı ücretli yazmışlar. Aşkım eve sandalye alalım diyordun. Alacağım sandalye. Böyle çayımız, kahvemiz, fındığımız. Oo. Oradan da çay turundan geri dönüşte bir avuç fındık çalacaksın da aşkım. Seni boşuna yetiştirmedim. Baksana şu manzaranın güzelliğine. Sandalye sandalye vardı yani. Starbucks kahveni alıyorsun da. Lan tahta ya, buranın altı boş ya. Aşkım şuraya bak. Minik minik sen masalar atmışlar. Vallahi. Çok güzel. Evet arkadaşlar, meşhur kuru fasulyeciye getirdim. Kardeşim kuru fasulyeci. Efsane bir yerde. Eskiden Karadeniz yolu buradan gidiyordu ve küçük yolu vardı. Bebeğim. Bende telefonlar. Arkana bak. Orada orada orada. Selamünaleyküm dedim, hoş bulduk. Merhabalar, kolay gelsin. Maşallah. Evet, buranın meşhur olmasının en büyük sebebi kuru fasulyesini başka bir yerde yemezsiniz. Köpek etinden yapıyorlar sanırım. Ve evet arkadaşlar, Rize'ye geldik. Ve bizim bungalaya doğru gidiyoruz. Yollar çok güzel, çok efsane. Böyle doğa harikası yollar, doğa harikası manzaralar. Yeşilin, mavinin, mavi olması ve yeşilin 50 tonu diyebilirim. Evet hayat, sence? Çok güzel, terapi, kafa dinleyeceğiniz, şehir hayatından uzak bir yer. Evet arkadaşlar, geldik şu an. Ben çantalara yüklendim. Evet, 360'a da çekim dedim. Mavi, 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 mavi. Evet arkadaşlar, geldik. Şu an iki katlı. Yani efsane bir ortam. Ve yani paranıza değer. Çünkü bir dışarıda kahvaltı yapıyorsunuz iki kişi. 1000 lira. Yani böyle bir yerde kalıp kahvaltı dahil olması bence harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Üst katı da muhteşem. Üst katına daha çok beğeneceksiniz. Coffee evet. Time. Starbucks'ız. Duramayan altın mecbur Starbucks'ın sallamasını bile almak zorundasınız eğer bir yere gidiyorsanız. Burada iki kişi kalabilir. Üst katta sağ tarafta bir kişi, sol tarafta iki kişi ve perdeyi açıp manzaraya karşı, yıldızlara karşı uyuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi efsane bir yer. Üst katı böyle direkt dereyi görüyorsunuz. Yatak yerde. Efsane. Şimdi alt kata iniyoruz. Ve klima var. Klima çalışıyor. Artı sobayı yaktık. Altı biraz daha dolsun. Fokurdamaya başlayacak. Biraz daha var. Çok az daha kaldı. Sonra fokurdadıktan sonra keyfi yerinde olanlar var. Evet. Keyfiniz nasıl hanımefendi? Harika. Kendisi yetersiz kendine.
arkadaşlar, bungalova geldiğiniz zaman gelir gelmez ilk yapmanız gereken jacuzziyi doldurmak gerçekten. Çünkü jacuzzi şu an geleli 4-5 saat oldu, 4-5 saattir doluyor sıcak suda doldurmak için. Arkadaşlar günaydın. Dün gece kaldık burada ve bence harika bir geceydi. Yani çok sıcaktı. Niye sıcaktı? Sobayı da yaktık. Bu arada arkadaşlar 6 kişi kalabilirsiniz. 2. Buraya ben ve benim bir eli boyundaki altın da sığar. O yüzden minik altın alın. Biz tabii burada uyuduk. Let's go. Sonacım arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Böyle arkadaş grubuyla gelebilirsiniz. Sonacıma güzel bir geceydi. Kahvaltıları güzeldi. Yani 3000 lira verdik ama değdi mi değdi bence. Hak ettim parayı, hak etti. Şimdi arkadaşlar hazırlandık. Ve ikinci güne başlıyoruz. Keşif günü. Evet. Evet, yine doğa harikası bir yere geldik. Evet, şu köprüye çıkmıyor muyuz? Önce bir aşağıdan bakalım köprüye. Evet. Bu geçen sene bu kafe yoktu. Geçen sene yoktu. Ben aldım birer çay mı? Birer kahve. Hiç fark etmez. Birer kahve içelim. İşlenelim. Önce bir şu aşağı girelim. Evet, aşağıdan bir görelim. Bir yılda yapmışlar lan. Sütler ve gaz böyle var. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, hoş geldin. Laz böreği de sütlacınız var değil mi, tatlılar? Evet. O zaman tamam, baya yardımcı oldular. Dayı... Böyle senden korkuyor, hemen sana görsün. Dayıcım, geçiyoruz, çok pardon. Ben hanımdan korkarım diyorum. Where are from? Arap. Kimse soru sormuyor. Ben soru sorma olayını bıraktım kime? Adamlar bir şey diyeceğim. Burada çalışmıyor müşteriyi. Yaptın ya, adamın suratı düştü. Lan adamda tam, adamda tam garson tipi yok mudu he? Garson tipi yok mudu? Gel şurada oturalım, gel. Ve bayıldık yani, bak doğa harikası bir yer. Hadi kalk. Otur otur otur. Şuraya otur. Dayı gel. Ben bal seviyorum ama kaymak. Evet. Burada el işi dokuyorlar. Gerçekten efsane bir ortam. Şimdi iki kahve fındığı istediğin kadar koyabiliyorsun. Gerçekten güzel. Biz kendimize torpil yaptık. Aslında öyle bir şey yok. Ama olsun. Ortama bayıldık. Baktım adam bakıyor, çektim adam. Hemen koydu. Evet, el yapımı ve güzel ablamız. Sadece moralini bozan 170 lira. Sütlaç ve 2 Türk kahvesi. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, ortam çok iyi diye. Neyse, fındığı bol koyduğum için moralim yerine geldi. Allah'ım, Allah'ım zor yürüyorum. Lan koş, yardıma koş. Az şu masaya da oturabiliriz. Evet. Tabii ki isterim. Evet. Tabii ki. Sen çekersin. Nasıl gözüküyor ortam? Efsane. Arkadaşlar şimdi Zil Kalesi'ne gidiyoruz. Zil Kalesi'ne gitmeden önce bu köprü meşhur diye, taş köprü diye durduk. Yıllardır tarihi bir köprü. Hamsiköy Sütlacı buranın en meşhur. Türkiye'de her yer Hamsiköy Sütlacı. Buradan gider diye derler ama öyle bir şey yok halbuki, hiç buradan gitmez. Şu an kahvenin tadı sudan mı olsa gerek, efsane. Sütlacın tadı ineklerin altına alıyorlar, bir yandan mayaya atıyorlar. İnekler şurada. Aynen, sütlacı direkt yapıyorlar. O yüzden efsane yani, gerçekten. Kahvenin
Kahve keyfini böyle bir yerde yapmayı biliyorum. Gerçekten mi? Yol kenarında gördük durduk. Bu derenin sesi, duanın kokusu. Gerçekten. Bu duanın kokusu benim de okumam bu arada. Bebeğim. Bebeğim. Sence kulaklarını niye kesmişlerdir? Baba ne yaptın? Bu bilgiyi. Efendim? Neden? Çünkü burada kurtlar falan ısırmasın diye. Hmm. Kavga ederken, boğuşurken. Köprünün üstüne bir çıkar mıyız? Tabii ki. O zaman hazır mısın köprünün üstüne çıkmaya? Çok güzel ya. Saklı konak. Olsan bu videoyu izleyecek ya. Yanlış bir yaşıyorsun hayatım. Olsan gel sen de yaşa ver. Oğuz video izleyecek daha. Kars'ı da çok güzel yere geçiyor. Nereye? Yol yok. Acaba derin olsa atlanır da, derin değil. Derin olsa 10 numara atlamaya yer. Çok güzel ya. Başka 2 dakika soluklanayım. Arkadaşlar, Pars Aslanı diye geçiyor. Doğada onlar olabiliyor. Tabii koruma altında. Orman işletmede takibi de olduğu için onlar olsun, geyikler olsun. Orman işletmenin takibi de yaşıyorlar doğada. Ve hepsi küpede. Sayısı bellidir. Benim babam da ormancı olduğu için biliyorum. Ve şu an buna kadar nasıl gidiyor hayatım? Yollar çok güzel. Sonbahar, renkler. Şu an Palaviç Şelalesi'ne gidiyoruz. Zilgale'ye gidiyoruz. Efsane yerler. Kalesi buradan bir yerden gözükecek tam köşede. Hatta buraya dönünce gözükecek. Şimdi de devam ettireceğim birazdan. Karşıki dağlar. Evet, Zil Kalesi'ne şu an karşıdan görüyoruz ve efsane bir yer. Karşı dağlar karlı. Yani şu manzara, şu görüntü mükemmel ya. Gerçekten harika gerçekten. Let's hani, go. Şu an birazdan gezeceğiz buraları. Ta tepeye kadar çıkacağız. Gerçi tepesi yasaktı ama şu bayrağın olduğu hizaya kadar çıkabiliyoruz. Arka taraf hadi zaten uçurum. Bu tarafı uçurum. Ne duruyoruz? Şarkı söyleme, telif yeriz. Benim sesim telife girmez aşkım. Bam yeriz, bam! Let's go aşkım. Evet, şu an Zil Kalesi'nden çıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ve benim bayıldığım kafe, gerçekten bayıldığım, hayran olduğum bir kafe. Harika. Evet, devam. İstersen sen sağdan git. Dağların arasından. Çok büyük ya. Az çık. Uzaktan hadi zaten. To the mountains, dağlara. Çok güzel değil mi? Gerçekten. Uzaktan o heybetli görüntüsü zaten. Yakınından çok yüksek. Aşağıya bakamıyorum. Şu an daha yeni başlıyor. Diğer tarafa daha yüksek. Ve kendisi görünmüyor zaten. Görünüşüyor. Evet, ben bayıldım. Bayıldım. Zil Kalesi'nin tarihini hemen hızlı yine oku bence. Hızlı bir şekilde geçelim. Buraya da geliştireceğiz. Tamam. Zil Kalesi'nin neden Zil Kalesi? İlk zili burada keşfetti. İlk zili burada buldukları için Zil Kalesi. Ya bu espriden sonra videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir videomuz var arkadaşlarımla. Teyze düşersin sana başımın belası. Bak bunlar Zil Kalesi'nde yaşayanlar. Ne? Buradan düşsem uçuruma mı düşüyorum aşkım? Evet, haydi atla bakalım. Haydi, haydi, haydi. Kırılan askeri modu. Oraya be. Karşıya gidip kamerayı tuttun ya benim yerime. Kamera düşürdü. Orada bir uzaklaştık.
Aşkım sen düşsen de yine seni öldürmeyen şey güçlendirir ya, o yüzden. Ama kamera düşerse sanki sıkıntı yaşayacakmışız. Haydi hadi yukarı haydi. Haydi. Haydi haydi. Bana yetişemez. Haydi 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 dedi. Yetişemez ki. Haydi haydi. Bu zil kalesine gerçekten bayılacaksınız. Hani gerçekten, gerçek anlamda delirebileceğiniz bir yer. Çünkü konum olarak, açı olarak hani böyle bir yer yıllar önce nasıl mümkün mü derler. Ve şu aşağıdaki uçurum, şu dere yani efsane bir yer. Bu ne? Çok yüksek. Dağlara baksana karşıdaki. Dere, karşıda Karlı Dağlar. Kaçkar Dağları'nın bir resmi yakınındayız. Yok, Everest. Çok güzel. Vay canına. Kolay gelsin abi. Tamam. Şu an efsane bir yere geldik. Yani normalde şelaleye gidiyorduk da biraz yolumuzu karıştırdık. Ama yöresel çok güzel bir yer. Bayılacağınız bir ortam. Tam ırmak kenarında yapmışlar. Şöyle bir yer yapmışlar. Tosun, tosun, tosun. Bunu neyle bakmışlar ya? Koyun köpeği çiftleşmesi olabilir. Kırma, hemen de çözdüm diyeceksiniz. Ondan sonra hoş bulduk. Selamünaleyküm. Geziyoruz abi de geleceğiz, birazdan uğrarız. Cancık dal evleri. Yalnız evlerin yeri harika. Şimdi teyze geri çekmek istemedim biraz. Şey oldukları için. Yani yanlış anlamayın tabii ki de. Kapalı belki rahatsız olabilirler diye. Cancık dal evi gel. Ayakkabıyla girme ha sakın. Yani yalnız evleri efsane değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten. Dağ evlerine bakın. Gerçekten dağ evi dedikleri gerçekten dağ evi ama. İstesek belki böyle güzel yer bulamazdık. Çok güzel. Şu yeni yapılar buralar, eski yapılar buralar. Bakalım içinde kimse yoksa çaktırmadan içeri bakabiliriz. Olabilir. Birileri olabilir, o yüzden bakmayalım. Evet, birileri var. Kaç kaç kaç. Ben video çekeyim seni, ver. Kediler. Alın bakalım. Kavga ettirme hayvanlara. Al,
kaju. Sen mi geldin buraya pısı pısı? Evet. 400 lira kaju alırsınız. Evet, yollar gerçekten efsane, dar. Karşıdan bir araba geldiğinde yan yana zor geçiyorsun. Yani ben bu yollara bayıldım. Tabi yandan araba sürüp, hani sakın bir elinizle kamera çekmeyin. Yanınızda eşiniz varsa elinizden kamerayı alsın. Ben yollara bayıldım ya. Seviyorum bu yolları ya. Seviyorum seni ya. Kayseri. Yarısı yok. Yarısı düşmüş. Tamam geldik. Aa, Şelale'ye kadar burada yürüyüş yolu yapmışlar. Süper. Süper. Orada köprüyü geçen sene kapatmışlardı. Biz tabii yine arkadaşlarla köprünün üstüne atlayıp geçtik tabii, bize yasak olmadığı için. Neyse bakalım bu sene açmışlar mı? Yok, kapalı. Kapalı ama yine biz tabii geçebiliriz görevde yoksa. Yok, açık mı? Açık. Evet, süper. Selamük. Bir yerden döneceğiz mecbur. Kaçın, kaçın. Yer çok ıslak, dikkat et, kayma. Sen biraz kaygana benziyorsun. Şu kenarlar yoktu. Gitti mi? Evet. Arkadaşlar normalde aşağı iniliyor. Bir önceki geldiğimde aşağı indiğim video var. Onu atarım içine. Ona bakarsınız. Çok güzel. Yukarıda bir yer daha var. Oraya gideriz. Nasıl ama? Normalde dibine iniyorsun düşün. Ama yaklaşamıyorsun. Öyle bir su geliyor ki bak, sana. Bak benim rüzgarıma bak. Kafayı yiyor. Ve burası 7-24. Arkadaşlar. Şelale efsane yer. Seyir tanısı yapıyorlar. Yani seyir tanısından sonra orası... Kopacak yani, kopacak. Aşağı inmek yasak dedi. Geçen sene köprüde bir bacağı kırıldı diye yasaktı. Tabii biz geçtik köprüyü test etmek amacıyla. Köprü çökmedi, o yüzden sıkıntı yok. Çok güzel ya. Kocaman ben şelale mi görmüşüm bu zaman? Bu zamana kadar boşuna yaşamışız. Evet, gelenleri görüyorsunuz. Çoğu kiralık araba, kimse kendi arabasını bir yola sürmek istemiyor ama tabii ki kılıyor. Kılıyor. Namaz kılıyor. Aynı öyle. Dört çekerleri yolda tokatlıyoruz. Arkadaşlar yollar çok dar. Aşağısı uçuruyor. Cidden. Aşkım yağmur mu yağıyor? Evet. Ben de diyorum bir yerden şuraya bak, havaya yağmur yağıyor. Bizim kavga. Evet. Mutluluklar. Bizim ne kadar görüyoruz? Ya şu yola bak. Sonbaharı böyle hani derinliklerde hissettirecek bir yer. Yollar, yapraklar, ağaçlar. Yedek bataryası var. Evet, yol kenarında Çin Çifa kahvesi, müşterine ait park, otopark yeri. Yani Çin Çifa mahallesine geldik böyle. Olmasın yöresel satılan şeyler, yazar tipinden böyle genelde şu aynı şeye benzemiyor mu? Genelde balıkçılar oluyor. Aynen. Söz söylüyorlar böyle. Merhabalar. Şenyuva köyü. Şenyuva'ymış. Ya şimdi kitap okuyum, ayağını bırak. El yapımı ürünler. Oo, çok güzelmiş. Dikkat. Of of of. Ya ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani ben böyle bir harikalar diyarı göreceğim tahmin etmezdim. Daha ne varmış?
Oo. Çok el yapımı. Yani küçük bir mahalleyi çok güzel değerlendirmişler. Yani gerçekten böyle bir harika bir yer beklemiyordum. Gerçekten ben bayıldım. Gerçekten. Of of of. El yapımı her şey. Okay. For this love, holy coffee. Gir. Yes, let's see. Merhaba. Yok. Sana bak, ooo çok güzel şeyler var. Yani gerçekten buraya karda yürümek için. Of, köpüş de çok tatlıymış. Orada küçük. Evet. Bebeğim. Allah'ım, Allah'ım. Gel gel, bundan kim korkar ya? Ne? Isır. Isır. Ney? Ney? Maşallah çok tatlı. Nasıl büyüsün? He? 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 Yok yok o ya. TRT belgeseli. Selamünaleyküm abi. Of. Abinin bana pas vermemesi. Aşkım buraya gel. Balıklara bak. Bak. Aha, hepsi boyutuna göre. Bunlar yaşlı. Onlardan yumurta aldım. Bunlar yavru yapanlar değil mi? Evet. Bak sen düşersin biraz. Oo, çok güzelmiş. Buralar daha güzel. Gel gel, hiç olmaz ya. Abi daha selamünaleyküm dedik. Buralarda gezmeyin, yiyelim dedi direkt. Kim dedi, hangisi? Şu kocaman var eli cebinde olan. Ya bunun sahibi. Sahibi. Bir daha gel, ben de tersini misafirim. Bunun hepsi alabalık değil mi? Bu beyaz olanlar? Bunlar. Yok yok, bizde bunlar, bizde vardırlar. Beyaz olanlar? Beyaz olanlar o şey, bunlar da ya buradan büyütüyorlar, oraya tarafa gidiyor satıyorlar. Bunlar da büyüyüp satmıyor. Yani fiyatlar da gayet bence ideal. Alabalık 150 lira. Naz böreği var. Muhlama. Karadağ makara. Turşu kavurma. Of mis. Tatlar desem zaten. Bedavadan yarım saat pahalı. Yemeğimizi yedik ve böyle bir acıkmışız ki nefes almadan yedik. Nefes. Burada her restoran hemen hemen Fırtına Deresi'nin yanındadır. Fiyatlar uygundur. Ama Arap fiyatları biraz daha farklı olabilir. Şu an nefes alamıyorum.
tepesi. Biraz ileride kar gözüküyor. Bir bakalım şu köşeden görürsek kar çiğnemeye gideriz. Bilemezsek geri döneriz. Evet, gerçekten Haydar çok güzel bence. Doğallığa bak. Biraz da meşhur olduğu için talep çok, Arap çok. Küçük Arabistan diyorlar zaten. Taksici abi gel de sıkıştırdın, sağ ol. Atarlı sertin giden öyle çocuklar. Bak duyuyorum, ne konuştum duyuyorum. Akıllı. Taksiciye dedim hayat. Şu an Aydar'a geldik arkadaşlar. Kar festivalinde nefes alamıyordu, nefes. Yazınsa çok kalabalık olur. Şu an tam böyle zaman denilebilir. Şuraya taras yapmışlar, bu taras da yeni. Aydar Hal terası. Şu karşısında bir şelale tepeden geliyor. Bunun bende şeyi de vardı. Drone çekimim de vardı. Hadi bakalım. Sen zıplarsan cam kırılır. Hadi bakalım inşallah. Maşallah. Haydi bakalım. Bak hayır. Buralar yeni yapılmış, TOKİ yapmış. Baktın mı? Bir de gel camdan yürü gel. Huhu, hala hala. Zıpla, of, zıpla. O suyu soğuklu şu an hissedebiliyor musun aşkım? Karlı su, kardan geliyor. Bence kamera 300. Arkadaşlar Aydar eski Aydar değil. Gerçekten güzel şeyler yapmışlar. Hediye ettik ya. Hediye ettik ya. Kediyi gördün mü? Biz de burada bir resim çekiyoruz. Gördüm gördüm. Üç kişiyi sadece çekeceğim. Yani siz üç kişisiniz, biz çekilip gidelim de yani. Unutulsun. Tamam da siz üçünüz kaç seferde çekiliyorsunuz? Evet, Aydar'ın meşhur o alanına geldik. Yani Aydar yapan bu burası. Kar Festivali de zaten burada oluyor. Full Kar Festivali. Evet, inek geliyor. Şu UTV'den soralım. Sorabiliriz. Is this very high? Allah ne oluyor? Tam lokma. Adını da okuyamadım. Şuradaki bungalov efsaneymiş. Bungalov mu diyorsun yoksa şu yuvarlak? Yuvarlak bungalovun önünde var ya, evin önünde. İstiyorsan gideriz. Bir kahve içeriz orada. Önce şuraya bir tur atalım. Hadi çarşıya. Evet, çok güzel. Şu an sakin ve akşamüstü o kadar güzel ki bence en güzel gelecek zamanlardan biri. Böyle hani kafa dinlemek isteyen, yani kalabalıktan yorulduğum, bunaldığım bir yer. En güzel zaman. Dayı bayağı dükkanı kapatmış aşkım. Aynen öyle. oradan sen bir sütlaç alırsın gibi geldi. Bir aylık hamileyim ya, canım çekti. Böyle her yerde o koku var. Evet, değil mi? Duman kokusu geliyor. Duman, aynı de. Mesela... O bile güzel ya. O koku bulanacak da olsa cigara kokusu olur, duman. Şöyle bakayım mı? Ev yapımı reçellere bak. İstiyorsan şu patates sızlatması yemek istiyorsan al. Elma, armut. Asiye anneme böyle hediye alsan bizi kurşuna tutuyor. Merhaba, hoş bulduk. Fiyat nedir? Fiyatlar? Fiyatlar büyük olanlar 100 lira, küçük olanlar 50 lira. Dönüşte alalım. Teşekkürler.
100 lira da. Aşkım, Asya anneme bizimkine böyle reçel hediye alsam bizi kurşuna tutarlar yani. Çünkü ev reçelden geçilmiyor. Fiyatlar da gayet harika yani, böyle bir güzel bir yerde. Dayı bana bakıyordu, o yüzden fiyatları iyi dedim. Ne demek olmay? Kuş dili. Biliyor musun bunu? Hı? Bak şu anda. Kuş dili. Efsane bir şey. Biz karşıdan karşıya öyle konuşuyorsun. Önceden telefon yoktu tabii, kuş dili vardı. Sen o zamanlar yoktun. Biz kendi aramızda kuş dili konuşuyorduk arkadaşlara. Bak, kuş dilini konuşamayanları kuş sapanı da vuruyorsun. Çok güzel ya. Tam güzel saatte geldik be. Evet. Sakin. Of, baksana renklere. Şu an buranın resmini çek. Sabahta gün doğarken diye paylaş. Yaparsın sen, o işler varsa da. Bak şu içeriye baksana. Bence direkt girelim. Gir. Telefonla da çekebilirsin. Of. Müzik kafe, önü kafe, arkada alışveriş yapıyorsun. Çok güzel. Normalde direkt buradan geçecektim ama şu an direkt dur gibi burada hem alışveriş yap hem kahvenin iç havası vermişler. Sabahlar da çok güzel ısıtıyor gerçekten. Evet, atmosfer çok güzel. Çok sıcak bir ortam. Dışarıda köpekler devamlı kavga ediyor. Kangalar birbirini boğuyor. Huzur dolu. Ama huzur dolu gerçekten. Çok huzur bir, dolu bir ortam. İki tane sahne söyledik sadece. Bir efsane. Fiyatlar bir tek pahalı. 25 lira. Biz nerede çıkmıştık 80 liraya? Az. Değer. Ortam güzel. Gerçekten hani buraya gelebilirsiniz, burası gerçekten ışıkları olsun, kendileri de yapın, her şey el emi, el yapımı olduğu için. Yani sıcak bir ortam, doğru gerçekten. O yüzden size müzikle baş başa bırakıyorum. Çarpıyorduk. Neyse. Aydar gece çok sakin beyler, çok bayanlar. Çok güzel yani, gece böyle ışıltıyı seviyorsanız. Hani çok az kişi var. Sakin. Böyle kafeler ışıl ışıl. Herkes ledler, işte ortamı sıcacık yapmış. Çok iyiydi bence. Biraz aslında çekmek istiyordum da. 4 tane küçük arabası, kamyonu geçiyor böyle. Hemen onları sollamak istedim. Bekleyemem çünkü benim uyum, biraz sabırsız uyum var. Dayanamam. Sabırsızım. Dev. Her yer otel, apart. Dağların içinde uyuyup uyanır. Şimdi acele etmemin sebeplerinden biri, bungalova yetişiyoruz. Bungalova. Keyif zamanı. Keyif yapacağız. Daha da keyif. Evet, bu farklı bir bungalova. Evet, Rize'de gördüğünüz gibi bungalov dünyası resmen ayrı bir şehir. Her yer bungalov. Ben gerçekten dayıcım, uzunların gözünü kör etti, kör! Sağ ol be dayı. Şuraya bak aşkım, sağ tarafa.
yer bungalov. Arkadaşlar ikinci gün. Dün bungalov çok güzeldi ama çok büyük olduğu için ısınamadık. Biraz üşüdük. Şimdi bugün düzenlemesi üzerinden ek dersleri daha güzel yere geldik. Her yer bungalov. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ikinci günün farklı bir bungalodayız. Bu bungalov biraz daha farklı. Bu direkt iki kişi için lüks bir bungalov. Yani tam böyle dağların arasında ve fırtına derinlerine çok yakın. Aşağısı çay bahçesi. Gerçekten efsane bir yer. Arkadaşlar şimdi iki çeşit bungalov var. Bir böyle geniş, hani 6 kişi rahat kalabileceğiniz bungalov. Bir de böyle direkt jacuzzi'de işte sobalı. Yani efsane. Bu da efsane. İkisinin de ayrı bir güzelliği var. Hani toplu gelecekseniz eğer, bir saniye selfie çubuğumu ayarlayamıyorum, kusura bakmayın. Toplu gelecekseniz eğer diğer bungalov efsane. Ama baş başa, işte eşimle baş başa gelmek istiyorum, sevgilimle baş başa gelmek istiyorum derseniz de burası abi, burası. Hani başka bir alternatifi yok. Yani her şeye özenmişler. Her şey detay. Her şey ışıklar olsun, yatağın başta olsun. Her şey güzel. Yani ikisi de ayrı bir tecrübe. İkisi de ayrı bir bungalov havası. Hayatım, yorumunun gerisini sana bırakıyorum. Ben aylardır bungalov tatili istiyordum. Harika. Dinlendim, terapilendik. Şu an dağların arasında uyandık. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Güzel bir kahvaltı. Daha ne olabilir diyorum. Başka da bir yorum yapamıyorum. Yani jacuzzi, sabah uyandım, jacuzzi'ye girdim. Böyle dağları izleyerek, ayağımı uzatarak, dağları izleyerek böyle keyif yaptım, kahve içtim. Kahve içmeden biliyorsunuz ki ayılamıyorum. Yani ben buraya gelmenizi isterim. Size her türlü bana yazarsanız yönlendiririm. Her konuda yardımcı olurum. Fiyat konusunda da sizin alacağınız fiyattan yarı yarıya fiyat bulabilirim. Çünkü asker arkadaşım var, Emre. Ondan sonra Burakcan Turizm var. İkisi de arkadaşım. İkisi de yardımcı olur. Asker arkadaşım Emre, bungalovun sahibi olan. Ondan sonra sevenler bungalov diye. Burakcan Turizm Giresun'da, Ordu'da gelmek isteyenlere direkt yardımcı olur. Siz gitmeden yerinizi ayarlar, sobanızı yaktır, o şekilde yardımcı olur. İkisi de böyle kaliteli insanlar. İkisine de yönlendirebilirim. Yani gelmenizi beklerim. Gerçekten gelmenizi isterim. Harika yerler buralar. Ve fiyat olarak da düşünmeyin yani. Ben ayarlarsam yani gecelik 1500-2000 liraya bulup sonra yol parası da arabayla gelseniz, hadi 2000 lira yakıt yakın, uzak yerden geliyorsanız. Yani 4-5, buradan da Gürcistan'a geçersiniz, 6-7. Yani 7000 lira çok güzel Karadeniz turu ve Gürcistan yapabilirsiniz. İki akşam bungalov bağlarsanız, fiyatta biraz daha indirimle bağlarsanız, sabah kahvası daha iyi de alırız. Hani güzel şeyler, ben herkesin gelip görmesini isterim. Ben eşim görmesini çok istiyordum ve beraber bizim için çok güzel oldu. Çok güzel terapi, kafamızı sıfırladık. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya böyle bir yere, rastgele bir yere geldik. Yöresel kahvaltı mıhlama. Tahta köprüden geçtik. Of, gerçekten harika. Kahvaltıya da böyle bir yere geldik. Yani şans eseri, neresi denk gelirse oraya gidiyoruz. Böyle yer rezerve etmem. Yok şöyle yapalım, böyle yapalım. Her yer böyle. Bize de her yer böyle. Her yerde böyle güzel keyif alabilirsiniz. Yani of, insan sadece buradan yürürken bile zevk alıyor. Başka hiçbir şey. Korktun mu yoksa? He? Kahvaltı siparişini verelim. Zipline de varmış. Evet, bayıldım. Şu köprünün güzelliğine bakar mısınız? Şu mekana, şu güzelliğe bir bakın. Artı burada bungalovlar da var. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler abicim. Selamünaleyküm abicim, hayırlı işler.
Evet, harika bir mekan. Fiyatları gayet harika. Ve muhlama her şey dahil 400 lira ve mekanın öyle bir güzel ki, öyle bir efsane ki, yani herkesin gelip kalabileceği, gezebileceği bir yerler. Hani fiyat olarak hiçbir yer böyle pahalı değil zaten. Hani Arap görmesinler. Arap görmesinler. Yok, Araplara bilmiyorum nasıl davranıyorlar ama gerçekten mekan 10 numara. Ya kahvaltıya öyle bir giriştik ki, yani efsane. Nefes almadan yedik şu an. Biraz kendimi doyurduğum için daha yeni rahat çekebiliyorum. Yani arkadaşlar 400 lira gerçekten bedava. Gerçekten şu an orada bir iki kişi kahvaltı 1000 liradan başlıyor, 800 liradan başlıyor. Yani bu kadar güzel olmayan, lezzetli olmayan saçma yerler. Ve buradaki ortam, yani insan hem acıktırıyor hem yediriyor. Sobamız yanıyor, çay oradan geliyor. Çayı oradan, şu demin sizin dedi istediğiniz kadar doldurun. Böyle bir yer yok. Böyle bir yer yok. Evet, kahvaltımızı yaptık. Efsane bir yerde yaptık arkadaşlar. Ve kahvaltı hem ucuz hem harikaydı. Mıhlama. Çok güzeldi. Neydi, kuymak mıydı? Ben eve gidince spora başlayacağım. Mıhlama, kuymak. Vallahi dedirdik. Dedirdik. Tereyağında. Ve şunu söyleyeyim size. Arkadaşlar 400 liraya hiçbir şey değil yani. Burası çok sallanıyor aşkım. Sanki biraz sallanıyor. Rar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 
Mekan harika. Yol üzerinde, direkt size göstereyim. Yol üzerinde gelin, burada kahvaltınızı yapın yani. Bak, kişi sayısı önemli değil dedi. 400 lira dedi. 4 kişi gelin, masada her şey kaldı. Her şey. Evet arkadaşlar, son olarak buraya da es geçmek istemedik. Yani bir ortamı gördük. Hindiler, ördekler, güvercinler. Çıldırdık ya. Gerçekten çıldırdık. Of, maşallah çok efsane bir yer. Horozların hepsi tür. İçeride papağan vardı. Selamünaleyküm abi. Arkadaşlar burada teşhir evler, teşhir taş evleri diye. Bu örnek evleri gösteriyorlar burada. Tombik yanaklı gördün mü? O daha yavru. Gagası bak yeni oluşuyor. Kuş evi ne güzel kuş evi. Evet. Bak hepsi yuva, hepsi. Gördüm, gördüm. Burada şey var, papağan var. Gördün mü papağanı? Evet gördüm. Gel papağana da bir bakalım mı? Ya aa, eve baksana dönüyor. Eve bak dönüyor. Az şey video çeksene. Yani ev beni şaşırttı gerçekten. Papağan da adamın omuzunda. Papağan adamın omuzunda. Ev de dönüyor ya. He? Adama söyleyeceğim. Evet, ev dönüyor arkadaşlar. Dönüyor. Yani sabah güneşini alayım, akşam güneşini alayım derseniz ona göre evin yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Evet, kumandayla. Hani biz ilk gördük deprem olayı zaten. Yani taş evi ve taşla her şey. Aklına gelecek her şeyi yapmışlar. Burada taş, lavabolar, her model,